Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz dümuz ile devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Kemer Ulupınar köyünden sesleniyoruz. Botanik restoranda konuk olduk ve botanik restoranın kurucusu işletmeci Sayın Fevzi Taş'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Fevzi Bey merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Burada olup da kötü olmak mümkün değil. Cennetten bir köşe neredeyse burası. Öyle, hep öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Evet. Burayı bu hale siz getirdiniz. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyalım. Fevzi Taş kimdir efendim? Fevzi Taş Antalya Gündoğmuş doğumlu. 1990 yılında Ulupınar'a gelmiş, yerleşmiş. O günden bu ana kadar da burada balık üretip restoran işletmeciliği yapan kişidir. Bir kişi. Peki. Botanik restoranı 90 yılında mı kurdunuz Yok. Siz burayı? Botanik restoranı 98 yılında 98. kurdum. 90 yılında balık çiftliğini kurdum. Burası aynı zamanda balık üretim çiftliği var. Hı hı. Peki burada vermiş olduğumuz hizmetleri o zaman biraz açalım. Botaniğin içerisinde neler var? Burası kaç kişi kapasiteli? Burada ne gibi ürünler sunuyorsunuz insanlara? Botanik restoran şu anda aynı anda 500 kişiye hizmet edebilecek kapasitededir. Balığın her türü vardır. Alabalık, sazan, çupra, levrek, lagos, mercan, girida, kalamar, karides, ıstakoz. Etinde her türü vardır. Ette kuzu şiş, pirzola, Adana, kebap, urfa, kuzu kol, kuzu incik, kuzu tandır, kuzu kaburga dolması ve bütün kuzu çevirme olarak hepsi vardır. Peki Fevzi Bey, şimdi bölgede yalnız değilsiniz. Sizin dışınızda bu bölgede restoran işletmeciliği yapan başka birçok mekan mevcut. Bu anlamda hizmet alacak bölgeye turizm amaçlı gelmiş olan kişiler. Onca seçenek içerisinde neden botaniği tercih etmeli? Sizi farklı kılan ne efendim? Botanik bir markadır. Ben kimseyi de kendime rakip olarak da görmüyorum zaten. Restoran çoktur, restoran vardır. Lokanta vardır, restoran vardır. Çorbacıda da karın doyurursun. İşçilik vardır, hizmet vardır, damak tadı vardır, ortamın güzelliği vardır, güller yüz vardır, tatlı dil vardır. Bunların hepsini bir araya getirirsen tercih sebepleri de olur, iş de olur, para da olur. Evet. Yok, onlar olmazsa olmaz, hiçbir şey olmaz. Evet, bu sene tabii ki genel olarak sevgili izleyiciler, turizm bölgeleri sorunlu, turizm sıkıntılı, turizm işletmecileri sıkıntılı, turizm çalışanları sıkıntılı. Umarız önümüzdeki yıllarda bu tabii ki düzelir. Ama dediğimiz gibi bu sene böyle. Peki efendim, ben hemen geleceğe yönelik hedefleri de öğrenmek istiyorum. Burası anladığım kadarıyla çok büyük bir tesis. Ne kadarlık bir alan bilmiyorum. Gelecekte bu alana farklı şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Bu alanı geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Vallahi burası toplam olarak 60 bin metrekareye yakın bir arazi. Ben 65 yaşına gelmişim. Şu ana kadar yaptığım bu kadar. Bundan sonra benden sonra gelecek olanlar neler yaparsa onu bilemem. Gelecek diyorsunuz herhalde. Çocuklar gelecek da geleceklere bağlı. Gelecek geleceğe bağlı. Bayrağı ben onlara devredeceğim. Ne yaparlarsa yapsınlar diyorsunuz. Üzeresiniz, doğru. Devretmek üzeresiniz. Tabii ki siz bugüne kadar getirmişsiniz. Bundan evet. Sonrası artık onların sorumluluğu. Peki efendim, son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar botanik restoranı tercih etmiş olan misafirlerinize, konuklarınıza söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunlar alabilir misiniz? Vallahi herkes öncelikle Antalya'ya, sonra da Kemer'e, sonra da Ulupınar'a tabii tercihinde botanik restoranı bekliyoruz. Herkesin bekliyoruz yani. Buyursunlar gelsinler, buyursunlar diyorsunuz. Gelsinler. Bizden hizmet talep beğenirlerse, etsinler. Beğenirler, beğenmezlerse beğenmediklerini anlattıktan sonra gitsinler. Biz de diyorsunuz, ona göre tedbir alalım. Tabii. Peki ben size teşekkür ediyorum. Bizi burada konuk ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da söylediğim gibi Antalya Kemer Ulupınar köyünde botanik restoranda konuk olduk ve botanik restoranın kurucusu işletmeci Sayın Fevzi Taş'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez yollarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.